Hocam LGS çok az kaldı. İnanılmaz stresliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dağdaki her artıyor hocam. Tonguç'un bak her öğrenci buna benzer bir stres var. Bazı öğrenciler başarılı olamayacağını düşünüyor. Bazıları sorular çok zor çıkacak. Konular azaldı ya sorular zor gelir diye düşünüyor. Kimisi sınav hazır değilim. Evet konular azaldı ama ben hala bir sürü eksim var diye düşünüyor. Kimisi bıraksam iyi olacak. Ya zaten virüs falan var. Bana ne sınavdan diye düşünüyor. Kimisi örnek soruların zorluğundan. Kimisi, kimisi hiç düşünmüyor bile. Kimisi hiç düşünmüyor bile. Kimisi sınav verdi. Herkesin bir stresi var. Esasında sınav senesinde olmasak bile insanların mutlaka zihninde kendisini yoran, üzen bir stres oluyor. Bu stresten kurtulmanın birinci yolunu bilim insanları nasıl bulmuşlar biliyor musun? Mesela şöyle düşün. Şu bardakta sence kaç litre su vardır? E, bu, yani hocam herhalde ya, üçte bir litre falandır ya. Yani, bir litre değil, bir litreden az yani. Bir az. Hani bu e, kutu kolalar falan 330 bin litre. Bu da 200 bin litre. Hadi çok olsa 300 bin litrelik bir şey bu. Şimdi sen bu 200 bin litrelik şeyi elinde rahatça taşıyabilirsin. Ben de taşıyabilirim. Bunu diyelim ki ben elimde kaç dakika tutabilirim sence Tonguç'um? E, hocam herhalde bir, bir, istediğiniz kadar Sonsuza kadar tutarsınız hocam. Sonsuza kadar tutamam. Ben bunu şimdi elimde bir iki üç dakika tutarım. Belki bir beş dakika daha tutarım ama Altıncı, yedinci dakikadan sonra böyle elim hareket etmek isterim, böyle dur, düzgün bir şekilde tutamam Allah ve ağırlaşmaya başlar. elim hareket ettirmedikçe iyice ağırlık gelir. Bak şu anda bile Doğru ağırlık vermeye ya başladım. Yani bir, bir dakikadan sonra patlarız Aynen, gibi. bir dakikadan sonra artık tutamaz hale gelirim ve artık elimden bardak düşer ve dökülür. Halbuki ben bu bardağı tuttuktan sonra belli bir süre sonra şöyle bıraksam, bak şöyle bıraktığım için, şuraya bırakıyorum, oh! Bıraktım. Oh rahatladınız valla. Rahatladım. İşte stres de böyle. Birazcık elimize taşımamız lazım. Birazcık stres gerekli. Sınavlarda başarılı olmak için. Acaba çalışmazsam başarısız mı olurum? Acaba sorular zor mu çıkacak diye ders çalışmamız lazım. Ama bunu fazla abartırsak aynı 200 mililitrelik su gibi bizim kolumuzu kırar atar. Bu yüzden biz ilk başta birazcık stres yaşayacağız. Azı faydalı. Ama sonrasında bardağı kenara bıraktığımız gibi bu streslerini unutacağız. Şimdi. Ama bırakamıyorum hocam işte. Her şey bir sürü olumsuz şey var hayatında. Aynen dediğin gibi stres arttıkça olumsuzluğu da artıyor. Dolayısıyla stresi kontrollü bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Stresin bir döngüsü var. Mesela diyorsun ki sınava hazır değilim. Sınavda strese girelim, performansım düştü, tekrar sınav hazır. Böyle bir döngünün içerisinde kendini kaybedebiliyor insan. Yani normalde esasında... Sürekli negatif düşünüyorum hocam sürekli ben. Sürekli negatif düşünüyor insan. Gerçekten bende de oluyor bu. Yani birçok öğrencimizde de bu oluyordur. Yani şu anda bu sene Türkiye Derisi yapacak bir öğrenci de... Yani 500 tam puan alacak bir öğrenci de... 300 puan alacak bir öğrenci de... de eyvah çalıştım yapamayacağım, eyvah çalıştım yapamayacağım endişesi var. Halbuki gayret gösterdiğin zaman ödevlerini yaptığın zaman çözmen gereken denemeleri, yapman gereken tekrarları yapıp yanlışlarını da üzerinden geçip öğrendiğin zaman esasında bu stres döngüsünden kurtulabilirsin. Mesela çalış bu olumsuz bir stres döngüsü. Şunu bir kez daha göstermek istiyorum tamam için. Burada tabii bir şey unutmuş unutmayalım. Olumsuz stres döngüsü şu. Sınav hazır değilim. Sınavda strese girelim. Performansım düştü. Sınava böyle bir döngü. Hep hazır olmadığını düşünerek döngü döngü döngü. Aynen. Sınavda da bu stresi yaşamak. Fakat olumlu stres döngüsü şu. Şimdi Bununla başa çıkabilirim. ...rahatlayacağım diyeceksin, motive bir şekilde çalışacaksın ve çalışmaya devam edeceksin... ...ve bu sırada çalışmaya devam ederken tabii ki yanlışların çıkacak. Tabii ki yine arada stresin gelecek, diyeceksin ki ben bununla başa çıkabilirim diyeceksin. Hata yaptığım zaman çok üzülüyorum, sanki her şey batacak gibi düşünüyorum Hiç hocam. Hiç düşünme Tongucu bak, eğer hata yaptıysan bu hata senin için bir fırsat. Bu hatayı değerlendireceksin, diyeceksin ki ben mesela diyelim ki örnek veriyorum... ...bir tane test kitabından soru çözüyorsun, önüne böyle beceri temelli bir soru çıktı. Bu soruyu yanlış yaptığın zaman... Of ya demeyeceksin. Bir dakika ben bu soruyu niye yanlış yaptım diyeceksin. Cevabını anladıysan yeni sorulara gideceksin. Cevabını anlamadıysan çözümünü arkadaşlarına sorabilirsin. Soru çözümlü kitaplardan çözdüysen eğer çözümünü dinleyebilirsin. Ardından diyeceksin ki, ben bu yanlışı bir daha yapmayacağım. Yani bu hatamla başa çıkabilirim. Bir dahaki sefere böyle bir soru geldiği zaman... Fende DNA genetik kod olabilir, matematik üst sayılar olabilir, Türkçe'de cümlenin ögeleri olabilir, inkılap tarihinde, milli mücadele... Fark etmez. Bunların hepsi esasında senin halledip kurtulabileceğin şeyler. Bununla başa bile çıkabilirim diyeceksin ve başa çıkacaksın. Bir bir de Kendine inanacaksın Tonguç'um. Sen birinci sınıfta hatırla bakalım. Okuma yazmayı acaba öğrenebilir miyim, öğrenemez miyim diye düşünüyordun. Öğrendin, bitti gitti kurtuldu. İkinci sınıfta matematik zorlaşmaya başladı. Üçte daha da zorlaştı. Dört, beş, altı, yedi. Sen kaç tane sınıfı bir şekilde hallettin? Kimi zaman takdir aldın, kimi zaman teşekkür aldın. Belki hepsine takdir aldın bilemiyorum. Kimi zaman teşekkür bile alamadın. Ama sonuçta şu anda sekinci sınıfın bu son bir ayına kadar geldin. Ve şimdi de artık bu stresi unutup, kendine inanıp, güvendiğim deyip eksiklerine odaklanacaksın. Ve son bugünlerde sınavda çok güzel not alacaksın Tonguç. Şimdi şunu unutma, stres seviyesi arttıkça çalışma performansı ve verimi düşüyor. Yani ne kadar çok stresli olursam o kadar başarılı olurum diye düşünme. Bak ne kadar çok yanlış yaparsan o yanlışların çözümünü öğrendiğinde başarılı olabilirsin. Ama stresin çok olursa başarın da azalıyor. Stresi yönetebilmek için iki önemli şey daha var. O da uyku ve beslenme. Gerçekten mesela ben uykusuz olduğum zaman inanılmaz gergin oluyorum. Böyle ya bu niye böyle oluyor? Zaten uyku düzenim birbirine girdi hocam. Uyku düzenimize mutlaka dikkat etmemiz lazım. Bak her zaman söylediğimiz bir şey var. Sen... Haziran ayında veya eğer birkaç gün veya birkaç hafta ertelenebilir. Sonuçta bir sınava gireceksin. Ve bu sınav sabahleyin olacak. Sen bu sınavın sabahleyin olduğunu bildiğin için sabah Erken kalkmaya kendini alıştırmalısın bir. Dolayısıyla akşam erken yatıp uykunu iyi alacaksın. Bilim insanları yaptığı çalışmalarda gece 2 ile 10 arasında beynin büyüdüğünü, daha doğrusu özür dilerim, ...onla iki arasında beynin büyüdüğünü öğrenmişler. Ve aynı zamanda sabah 7 ile 11 arasında matematik fen gibi soyut düşünceye dayalı derslerin çok hızlı öğrenebildiğini görmüşler. Yine öğleden sonra 14 ile 16 arasında ikinci bir beynin canlanma yaşadığını ve burada da sözel dersleri çalışabileceğini öğrenmişler. Ve yine akşamleyin de saat 7, daha doğrusu 19 elim. 19-21 arasında beynin bir kez daha eğer dinlendiyse, sağlıklı beslendiyse çalışabildiğini, bazı sözel dersleri öğrenebildiğini öğrenmişler. Bu bilim insanların yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla sen... Evet bunların dışında benim hiç beynim çalışmıyor zaten hocam. <laughs> Hayır diğer zamanlarda çalışıyor da beynini bu kadar çok da yormana gerek yok. Uykuna da dikkat edeceksin, beslenmene da dikkat edeceksin. Çünkü senin yediğin cevizler, fındıklar, işte ne bileyim başka ne olabilir, e, makarnalar ya da işte herhangi bir gıda fark etmez. Bunların hepsi direk olarak kanına karışıyor ve oradan beynine gidiyor ve senin beynini harekete geçiriyor. O yüzden iyi bir beslenme ve iyi bir uyku senin için faydalı. Dolayısıyla stresi bir balon olarak düşüneceksin, patlatacaksın iğneyle ve kurtulacaksın. Şimdiden sınavlarına başarılar biliyorum. Eğer stresle alakalı başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsin. Teşekkür Hadi bakalım oluyor. kolay gelsin Oğucu.